efendim Bursa TV ekranlarından ve ortak yayınımız 88.3 Sancak FM'den hepinize günaydınlar, mutlu günler. Bir sabahın demine daha sizlerle birlikteyiz. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de 23 Şubat Salı 2016'da yine sizlerle birlikte olacağız. 8 ila 10 arasında 2 saatlik zaman dilimi boyunca hem gazete manşetlerine hem günün öne çıkan gelişmelerine göz atacağız. Yerel ve ulusal manşetlere göz atacağız ve dünkü haber bülteninde yer alan haberleri de sizlere tekrar hatırlatmış, aktarmış olacağız. Ama tabii ki öncelikle hava ve yol durumu. Gazi, Bursa Otoyolu inşaat yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova yolunda bazı kesimlerde trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce İnegöl Bozüyük Ayrımı Domaniç yolunda sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları yapıldığından Oylat Ayrımı'na kadar 6.750 metrelik kesiminde trafik servis yolundan sağlanmaktadır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından Bursa Uludağ yolu güzergahında yapılmakta olan yol genişletme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Yıldırım ilçesi 7. Mercan Sokağı'nın bir kesimi Bursa İmam Hatip Lisesi inşaat çalışması nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır. Osman Gazi ilçesi Doburca Mahallesi Doburca Köy yolu 3. Nilfer Caddesi üzerinde ...Buske Genel Müdürlüğü tarafından yapılan altyapı çalışması nedeniyle... ...trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaktadır. Nülfer ilçesi Gölyazı Mahallesi, Bursa yolu, Cumhuriyet Caddesi ve... ...Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı üzerinde kanalizasyon ve yağmur suyu çalışması nedeniyle... ...şerit daraltma ve alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Osman Gazi ilçesi Nülferköy Mahallesi, Nülfer Hatun Caddesi, Nülfer Caddesi... ...eski Mudanya yolu üzerinde Aksungur, Ahmetköy Mahallesi... Buskı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan altyapı çalışması nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Osman Gazi ilçesi Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokak devamı Dere Kenarı Kadastro Yolu üzerinde Buski Genel Müdürlüğü tarafından yapılan altyapı çalışması nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Osman Gazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde Buski Genel Müdürü tarafından yapılan altyapı çalışması nedeniyle trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Bursa genelinde bulunan Batçık, tüp Geçit ve Üst Geçitlerdeki elektrik aydınlatma sistemlerinin tamir ve bakım çalışması yapılacağından şerit daraltma uygulanmaktadır. Osman Gazi ilçesi Demirtaşpaşa ve Alaca Mescit Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde Buski Genel Müdürü tarafından yapılan altyapı çalışması nedeniyle şerit daraltma uygulanmaktadır. hava ve yol durumunun ardından birlikteyiz. Yerel gazete manşetlerine göz atmaya başlayalım programın ilk bölümünde. Bunlara bakalım. Bursa Sancak gazetesi ile başlıyoruz. Bakanlar Kurulu Beştepe'de. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 5. kez külliyede toplandı. Bakanlar Kurulu Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 5. kez yapılmış olduğu ifade edildi. Toplantının ana gündem maddeleri yine terörle mücadele ve Suriye'de yaşananlardı. Tabii ki toplantıda Ankara'da yaşanan 28 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili ve bundan sonra atılacak adımların ne olacağı ele alınan öncelikli konulardan oldu. Turizme doping demiş hemen sağ tarafta Başbakan Ahmet Davutoğlu. 2016 Turizm eylem planını açıkladı. Turizme 255 milyon liralık doğrudan hibe desteği sağlanacağını, sektörün 288 milyon liralık ödemelerinin de ertelenebileceğini bildirdi Başbakan. Evet, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen 2016 Turizm Eylem Planı toplantısında açıklamalarda bulunduğu, Hükümet olarak turizm sektörünün çözüm ortağı olarak gördüklerini, büyük hassasiyet sergilendiğini, sektörün zarar görmemesi adına bu hassasiyetin ortaya konduğunu dile getirdi. Turizm eylem planında sektöre kolaylık sağlayacak çeşitli destekler bulunduğunu da aktardı Başbakan Ahmet Davutoğlu. Evet bir ibare de var bunu da belirtelim sonra da manşetlere geçelim Bursa Sancak gazetesinin manşetlerine. Bursa'da kamu arazileri kimlere nasıl peşkeş çekildi, müteahhitlere usulsüz arsa tahsisi nasıl yapıldı? Bursa Sancak, Bursalıları şoke edecek Nilüfer dosyasını açıyor çok yakında demiş. Bu da uyarılardan bir tanesi kaçırmayın ibaresiyle paylaşılmış Bursa Sancak gazetesinde. Balata Yeni Köprü. Trafik yoğunluğunun arttığı Bursa Mudanya Karayolu'nun yüklerini azaltmaya hedefleyen Büyükşehir Belediyesi hasköy Balat arasına yapılacak yeni köprüyle Mudanya'nın ulaşımını da önemli ölçüde rahatlatmış olacak bu projeden bahsedilmiş manşete taşınmış bu proje. Ulaşım yatırımları ile kent merkezinin yanı sıra ilçe bağlantı yollarında da trafiği rahatlatacak birçok projeye ağırlık verdi Büyükşehir Belediyesi. Özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğunun arttığı Mudanya yoluna da nefes aldıracak bir proje daha hayata geçiriliyor. Balat-Hasköy bağlantısını sağlayan tarihi köprünün kültür varlıkları koruma kurulu tarafından tahribat gördüğü gerekçesiyle trafiğe kapatılmasının ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi bölgeye yeni bir köprü daha kazandırıyor. Proje çalışmaları tamamlanırken tarihi köprünün yanına yapılacak yeni köprüyle Hasköy-Balat arası bağlantı sağlanmış olacak. Böylelikle Mudanya bölgesine ulaşım daha da kolaylaşmış olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe projeyi tamamladıklarını ve bir an önce ihaleye çıkıp inşaatı başlatmak istediklerini belirtti. Yaz sezonu yoğunluğun başlamadan da köprünün hizmete açılmasının hedeflendiğini söyledi. Altepe, Hasköy, Balat arasında yapılacak köprüyle Mudanya yolundaki yoğunluk azalacak. Mudanya yolundaki sıkışıklığın rahatlatılması için Mudanya-Bursa yolunun batı bölgesinde çalışmaları başlatmıştık. Bu projede özellikle Balat Hasköy bölgesini, Bademli bölgesini rahatlatacak önemli bir çalışma. Yeni köprü projesi de hazır demiş. Karayollarından onayı aldık. İhaleyi hızlı şekilde yapıp inşaatı başlatmak ve bir an önce de tamamlamak istiyoruz diyor. Ankara saldırısına 14 tutuklama. Ankara'daki terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğine gözaltına alınan 21 kişiden 14'ü sevk edilmişti ve 14'ünün de hakkında tutuklama kararı alındı. Nümeç Ankara 5. Suç Ceza Hakimliği şüpheli 14 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Şüphelilerin silahlı terör örgütüne yardım, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının aracı olarak kullanarak dolandırıcılık suçlarından tutuklandığı açıklandı. MHP çatır diyor demiş. Hemen altında Milliyetçi Hareket Partisi'nde sular durulmuyor. Genel başkanlık ve kayyum tartışmalarının yaşandığı partide 8 teşkilatta kapatıldı. Evet başkanlık divanı MHP'nin başkanlık divanı partinin Elazığ, Samsun, Tokat, Kırklareli, Tekirdağ, Bayburt, Gümüşhane, Çorum il teşkilatlarıyla Elazığ, Bayburt ve Gümüşhane merkez ilçe teşkilatlarını yeni teşkilat kuruluncaya kadar kapatma kararı aldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, parti tüzüğü gereğince 8 il ve 3 ilçe teşkilatının görevden alındığını açıkladı. MHP'li Çetin, MYK'nın verdiği yetkiye dayanarak bu illerdeki teşkilatlarla merkez ilçeler ve ilçe teşkilatlarının parti tüzüğü gereğince görevden alındığını ifade ediyor. İnşaat Mühendisleri Odası'nda Maksut Kaya dönemi demiş. Türkiye Mimar Mühendisler Odalar Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 14. Olağan Genel Kurulu 2. günde gerçekleştirilen seçimlerle tamamlandı. İki listenin yarıştığı seçimlerde çalışma grubu yönetim kurulunu 6'ya bir kazandı. 3636 üyeden 1553'ü katılım gösterdi ve seçimlerde çalışma grubu başkanı Maksut Kaya 757 oyla ipi göğüsledi. Dün de Maksut Kaya hemen e, bu zaferin ardından başkanlığın ardından programımıza konuk oldu güncel programında kendisiyle keyifli bir sohbette gerçekleştirdik. Neler yapılacağına, yeni dönemde nelerin ortaya konacağına, ne gibi sıkıntıların yaşandığına dair bir sohbetimiz oldu. Adalet için kampanya demiş. Gemlik'te madde bağımlısı tarafından öldürüldüğü iddia edilen Düzgün Ak Yıldız için imza kampanyası başlatıldı. Geçen yıl Aralık ayında gemlikte fabrika işçisi Düzgün Ak Yıldız, eşi I.A. ile sahilde yürüyüş yaptığı sırada madde bağımlısı olduğu ileri sürülen E.Y. tarafından bıçaklandı. Henüz bir yıllık evli olan Düzgün Ak Yıldız'ın arkasında gözü yaşlı ve eşi ve ailesi kaldı diyor. Ak Yıldız'ın ailesi sosyal medya üzerinde adalet istiyoruz sloganıyla imza kampanyası başlattı. Sadece bu dava için değil, bu yaşanan için değil, ki bu imza kampanyasının üzerinden oldukça zamanda geçti. Yine daha önce sosyal paylaşım hesaplarında ben denk de geldim. Buna benzer birçok yaşanan olay var. Hepsinin gerçekten adaletli hakkaniyetli bir şekilde gereken cezalarla karşılaşması gerekiyor. Bunu her zamanda dile getiriyoruz. Dile getirmeye de devam edeceğiz uygulananı. Bir şeyler değişene kadar. Bursa Sancak gazetesinin manşetlerine devam edelim. Rusya YPG'yi vurdu. İlginç haberlerden bir tanesi. Rusya'nın YPG'yi vurması. Ama bu haber doğru. Ruslar yanlışlıkla YPG'nin kadın kolları kampını yerle bir etti. Saldırı sonrası YPG Rusya'yı tehdit etti. Rusya ise konuya ilişkin olarak ne yaptı? Özür diledi. Dünyanın süper güç olarak değerlendirilen ülkelerinden bir tanesi Rusya. YPG'ye destek verdiği herkes tarafından biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya bu konuda ciddi destekler, silah, mühimmat, teçhizat yardımında bulunuyorlar. Ruslar yanlışlıkla Türkmenleri ve muhalifleri vurmak yerine asıl hedefleri o olduğu için böyle söylüyorum. YPG'nin kadın kolları kampını vurmuş, yerle bir etmiş. Sonrasında da YPG Rusya'yı tehdit etmiş ve Ruslar da özür dilemiş. De Rus savaş uçakları sivil Arap unsurlara saldırı düzenlerken yanlışlıkla YPG, YPJ kadın kollarını yerle bir etti. Genelkurmay kaynaklarından alınan bilgiye göre vurulan kampın YPG'nin önemli bir karargahı olduğu da anlaşıldı. Çok sayıda kayıp veren YPG'de büyük bir şaşkınlık yaşandı. YPG kanadından yapılan açıklamayla Rusya tehdit edildi. Benzer bir olayın tekrarlanması halinde çok ciddi tedbir alınacağı da vurgulananlar arasında. Evet. Bu acınası durumu da gözler önüne seriyor. Bu kadarını da beklemiyorduk açıkçası. Olay gazetesine geçelim Sancak gazetesinden. Cumartesi ateşkes Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ittifak sağlandığını Suriye'de 5 yıldır süren 500 bin kişinin hayatını kaybettiği çatışmaların sona ermesi için 27 Şubat'tan itibaren ateşkes'e gidilmesi konusunda anlaştı. Bu iki devlet sanki o bölgede savaş halindeymiş gibi orada anlaşılması gerekenler varsa orada terörist gruplar, Esed rejimi ve muhaliflerin arasında bir uzlaşının olması lazım ama e, tabii ki başkaları bu konuya ilişkin kararları verip uygulamaya koymaya çalışıyorlar. Cumartesi günü başlaması öngörülen ateşkes IŞİD ve Nusra cephesini kapsamayacak diyor. Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girebilmesi için tüm taraflarca imzalanması gerekiyor. Bu amaçla Washington ve Moskova eşgüdüm içerisinde çalışıyor demiş haberde. IŞİD ve Nusra cephesini bu ateşkes antlaşması kapsamayacak demiş. Ve sporla ilgili haber yine gazete manşetlerini devam ediyor dolanmaya pazar günü oynanan Trabzonspor Galatasaray. Galatasaray Trabzonspor müsabakasında Salih Dursun'un Trabzonsporlu oyuncu Salih Dursun'un hakeme göstermiş olduğu kırmızı kart dünyanın gündeminde. Trabzon'u Salih Dursun'un Galatasaray maçında hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart göstermesi dünya basınında geniş yankı buldu. İngilizler 1995'te hakeme sarı kart gösteren Gascoigne'i hatırladı diyor. Evet, Alman Bild gazetesi, Türkiye'de çılgın maç, oyuncu hakeme kırmızı kart gösterdi ve oyundan atıldı demiş. İngiliz Daily Mail, Salih Dursun, Gascoigne kadar şanslı değildi yazmış. American Nation, futbolcunun hakeme kırmızı kart göstermesiyle maç kaosa sürüklendi ve Çin'in iFank Sports gazetesi de futbol tarihinde yeni bir sayfa açıldı diyor. Dünya, Türk futbol tarihinde yaşanan skandalı gündemine almış durumda maalesef. Evet gelelim manşetlere. Büyük tasfiye demiş olay gazetesi. MHP'de muhaliflerin kurultay talebine destek veren teşkilatlara yönelik operasyon büyüyor. 4 ilin ardından 8 il başkanlığı daha kapatıldı. 12 il ve 5 ilçeye kilit demiş. Devamı da gelecek. Karar il başkanlıklarına ve valiliklere bildirilmiştir. Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince disiplin işlemleri de devam etmektedir. Kesin kararın verilmesi akabinde kamuoyu bilgilendirilecektir. MHP'de olağanüstü kongre talepleri işleme konmayan muhalifler mahkemeye başvurmuştu diye de eklemiş. Olağanüstü kongrenin gerçekleştirilmemesi adına MHP lideri Devlet Bahçeli'nin büyük çaba sarf ettiğini ortaya koyan tablolardan bir tanesi. Bu direnişin neden olduğunu da koltuğu kaybetme korkusu olarak niteliyorlar. Bu hafta bizi de görevden alırlar demiş Bursa İl Başkanı, e, MHP İl Başkanı Yüksel Yılmaz. Evet biz de görevden alma yazısını bekliyoruz. Muhtemelen bu hafta içi bize de yazı gelir ifadesini kullanmış. Hafta sonu Bursa'ya gelen genel başkan adaylarından Sinan Oğan'la fotoğraf vermiş Yüksel Yılmaz. O yüzden bunu bekliyormuş. Turizme can simidi demiş. Başbakan Ahmet Davutoğlu merakla beklenen turizm eylem planını açıkladı. 255 milyon liralık hibe desteği sağlandı. Sektörün 288 milyon liralık ödemeleri de ertelendi. Bunu da aktaralım. Turist getiren A grubu acentelere uçuş başı 6 bin dolar demiş. Bu 11 müjdeden bahsediliyor. Birkaç yer almış burada. En az 400 bin turist getiren A grubu acentelere 100 milyon liraya kadar kredi. Deniz turizmi tesislerine teşvik yılda 750 bin dolar döviz getiren ihracatçı sayılacak. Su, atık su ve katı atık bedellerinde en düşük tarife uygulanacak demiş haberde. Beşinci kez Beştepe'de diyor Bakanlar Kurulu dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başla, başkanlığında beşinci kez külliyede toplandı Cumhurbaşkanlığı külliyesinde ana konular terör saldırıları, Türkiye'de gerçekleşen terör saldırıları ve Suriye'de yaşanan krizdi. İsmi başka olabilir ama bu meselenin gerçeğini değiştirmez. Bu kişi PYD bölgesinden giriş yapmıştır. Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Bakanlar Kurulu'nun yapmış olduğu açıklamada bu ifadeleri kullandım. Seçime hazır olun. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olası bir erken seçim ve 3 yıl sonra yapılacak yerel seçimler için teşkilata hazır olunması talimatını verdi. Hala bir erken seçim beklentisi içerinde. içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu. Birlik ve beraberlik içinde disiplini çalışırsak 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni alırız demiş. Seçimi kazanmaktan ziyade İstanbul Belediyesi'ni almak olarak hedef koymuş Kemal Kılıçdaroğlu. Evet, Somali'den konuk var. Yüksek düzeyli ortaklık forumu için İstanbul'da bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, Bursa'yı da ziyaret edecek. Perşembe günü Bursa Ticaret Sanayi Odası'nda Bursalı iş adamlarıyla kahvaltıda buluşacak olan Şeyh Mahmut. Emir Sultan Türbesi ve Ulu Camii'de ziyaret edecek. Bursa'ya serbest bölge hediyesi demiş Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un Bursa iş dünyasına müjdesini Somali eski büyükelçisi AK Parti Bursa milletvekili Cemalettin Kani Torun açıklamış. Mudanya'ya ulaşım rahatlayacak diyor yine olay gazetesinde özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğunun arttığı o hat Mudanya Bursa arasındaki karayolunun yükünü azaltmayı hedefleyen belediye, Büyükşehir Belediyesi, Hasköy-Balat arasına yeni bir köprü yapıyor. Direksiyona Ömer Koç geçti demiş. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un aniden ölümünün ardından boşalan koltuğa Ömer Koç oturdu. Koç Holding'de yönetim kurulu başkanlığına Ömer Koç, yönetim kurulu başkan vekilliğine de Ali Koç atandı. Benzine 5 kuruş indirim. Akaryakıt dağıtım şirketleri benzinin litre fiyatında ortalama 5 kuruş indirim yaptı. Bursa'da benzinin litre fiyatı 4 lira 11 kuruş seviyesinden 4 lira 6 kuruş seviyesine kadar düştü demiş. Vergi haftası başladı. Bursa Vergi Dairesi tarafından her yıl geleneksel olarak kutlanan vergi haftası Başkan Nuri Karakaş'ın Atatürk anıtına çenek koymasıyla başladı diyor haberde. Top yağmuru Diyarbakır Sur'da iki askerimizin şehit edildiği, Hasırlı Mahallesi'nde tespit edilen PKK karargahı yerle bir edildi. Polis, özel harekat, jandarma özel harekat, bordo bereliler ve korucular tarafından dört koldan saldırılan PKK'nın karargahı top atışlarıyla vuruldu. Büyük bir bölümü kullanılamaz hale gelen bölgeye daha sonra da iş makineleri girdi ki o hendeklerde barikatlarda tuzaklanan mayınların temizlenmesi gerektiğinden. 3,5 milyon kişinin patronu devlet demiş. Kamuda istihdam edilenlerin sayısı 3 milyon 528 bine ulaşmış durumda. Çeşitli istihdam türlerinde kamuda çalışan geçen yıl yaklaşık 88 bin kişi eklendi. En geniş kesimi 2 milyon 894 bin 91 kişiyle kadrolu personel görev yapanlar oluşturuyor. Magandaya 19 yıl hapis, Osman Gazi'ye bağlı Karabalçık mahallesinde 16 Ağustos'ta düğünde tabancayla ateş ederek liseli Beyza'nın ölümüne babaannesinin de yaralanmasına sebep olan Ahmet Ülger 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış. yine Göl'de aracılara aracılara yalancı bahar uyarısı demiş. Bu da bölgede bölgeyle ilgili bir başka haber olay gazetesinde yer alıyor. Hemen Kent gazetesinde de geçelim. Turizmde güç gösterisi demiş. Maddi destek sağlandı. 255 milyonluk hibe müjdesi verildi. Askerlere özel anne yemeği Osmaniyeli kadınlar Diyarbakır'ın Suriye ilçesinde terör örgütüyle mücadele eden askerler için anne yemeğini özlemişlerdir diyerek evlerinde yemek hazırlayıp kolilerle sura gönderdi. Bu da güzel tablolardan bir tanesi. Önemli desteklerden bir tanesi kolluk kuvvetlerimize, güvenlik güçlerimize yönelik. Bursa Spor'la ilgili bir haber koymuş yine manşetine Kent Gazetesi. Misafir takımlara geçit yok diyor. Umduğunu değil bulduğunu yediriyor demiş ligde. Gitgeller yaşayan yeşil beyazlar sahasında yenilgiyle tanışmadı. Son olarak Fenerbahçe ile geçtiğimiz cumartesi akşamı Bursa Büyükşehir Belediyespor Spor Stadında, Bursa Büyükşehir Belediye Stadında 0-0 berabere kalan Bursa Spor teknik direktör Hamza Hamzoğlu ile Süper Lig'de iç sahada yenilmezlik unvanını 3 maça çıkarırken sadece kupada Ahmet Sportif'e boyun eğildi diyor haberde. Acının adresi Kayseri. Yine bir kadına şiddet, bir skandal, cinsel istismar. Hafızalarımızda buna benzer çok örnek var. Öncelikle Münevver, Münevver Karabulut var. Yakın zamanda geçtiğimiz yıl içerisinde Özgecan Aslı'nın katledilmesi var. Ve yine yaşananlar dolayısıyla kendini kendinin yaşama hevesinin elinden alınması sebebiyle intihar eden 17 yaşında bir genç kız var. Daha dün haberler aktarılmaya başlandı bu konuya ilişkin olarak ve 17 yaşında evli matematik öğretmeninin kurbanı oldu manşete taşımış haberi sevgili izleyenler Kent gazetesi. Kayseri'de geçtiğimiz çarşamba günü babasının beylik tabancasıyla intihar eden Eminoğlu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi CBK. Cinsel istismarla suçlanan evli matematik öğretmeni Bayram I tutuklandı. Konu dün gündeme taşındı aslında. Son iki gündür e, hayatını kaybetmesi, intihar etmesinin sebebi bilinmediği için çok fazla bu şekilde gündemde değildi. Konu bu kadar. Ama... Bu öğretmenin tutuklanmasının ardından konunun içeriği yavaş yavaş anlaşılmaya başlandı. Milli Eğitim Müdürlüğü de konunun üzerine örtmekle suçlanan okul yönetimini açığa aldı. Ortaya çıkan tablo bu. Olay sosyal medyada çeşitli etiketlerle birlikte paylaşımlarda bulunuldu. Hatırlıyor musunuz? Küçükken hepimize okul ikinci evimiz derlerdi diye bir paylaşım var. Genç kızın arkadaşı intihardan iki gün önce kucağıma bayılıp kendimi öldüreceğim dedim ağlamasını kaldıramıyorum dedi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu meclise genç kızın matematik öğretmeni Bayram Önün tecavüzünden sonra intihar ederek hayatını kaybetmesi olayına ilişkin polis tutadaklarına sınav stresine bağlı intihar ettiği ifadelerinin yansıdığı iddiası doğru mudur diye soru önergesi verdim. Evet bir can daha tacizden ya da tecavüzden iddia edilenler neyse hayatını sonlandırdı. Bu Türkiye'de ya da dünyanın herhangi bir yerinde olabiliyor. Ama bunların olmaması adına yaptırımların da arttırılması gerekiyor. Artık her gün bunlardan o kadar bahsediyoruz ki gerçekten kelimeler dökülmekte zorlanıyor. O yüzden haberi okuyup üzerine daha da fazla can sıkıcı şekilde konuşmadan, yürek yakmadan geçelim. Mudanya'ya ulaşım atılımı demiş. Büyükşehir, Hasköy, Balat arasında yapılacak yeni köprüyle Mudanya ulaşımı rahatlamış olacak. Bundan bahsetmiş Yünekent gazetesinde yürek yakan isyan diyor Diyarbakır'ın Lice ilçesinde. Saldırıda şehit düşen jandarma Er Oğuz Aslan sonsuzluğa uğurlandı. Binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen törende. 10 bin kişinin katıldığı cenaze töreninde anne Hayri Aslan'ın yavrum bizi bırakıp nerelere gittin ben sensiz ne yaparım diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Diğer iki şehidimiz de toprağa verildi. Düşen dağcıyı Jack kurtardı. Jandarma ekipleri bir dağcıya daha elini, yardım elini uzattı diyor. Uludağ 1989 metre yüksekliğine tırmanan 20 kişilik dağcı grubunda bulunan Ahmet Nişanot düşünce yaralandı. Boynunda hasar oluşan Nişanot jandarma kurtarma, arama kurtarma timi tarafından bulunduğu yerden kar motoruyla alınarak sağlık merkezine götürülmüş. Eğitime Yıldırım'dan destek. Yıldırım destek denmiş. Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Arif Karademir'i ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali. İşbirliğimizle ilçe eğitiminin merkezi olma yolunda hak ettiği yere gelecektir demiş. Bu şekilde ifade etmiş. Soma davasında numara skandalı. Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği ile ilgili davada gerginlik yaşandı. Madenci aileleri ölen işçilerin isimlerinin değil sıra numarasının okunmasına tepki gösterdi. Faciada İlkay Yıldırım ve Sami Yıldırım'ı kaybeden anne Senem Yıldırım, benim oğlum şehit oldu nasıl adına 141 dersiniz diye tepki gösterdi, isyan etti. Evet o davalar süresince sürekli gerginlik yaşanmaya devam ediyor çünkü insanların yaşadıkları hiç de kolay değil. 301 can gitti ve ardından yapılan farklı daha ilk duruşmada çok gergin anlar yaşandı. Sonrasında telekonferansla bağlanıldı. Zor bir süreç devam ediyor. Ve çok daha dikkatli tavırların sergilenmesi lazım. Çünkü orada yüreği yanan insanlar var. Kiliseye engel yok. Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek, Hristiyanların ibadetini açık tek kilisesi olan Fransız Kilisesi ve Kültür Evi'nin boşalt boşaltılmasının söz konusu olmadığını ifade ediyor. Aile hekimleri meclise taşındı demiş. CHP'li Ceyhun İrgil, aile hekimliklerinde sözleşmeli çalışanların statüsü için kanun teklifi verdi diyor. Haberde politika ile ilgili haberlerden bir tanesi. Koç'taki atamadan bahsedilmiş. Devler Ligi'nde Türk gecesi diyor. Mesut Özil bir tarafta, Arda Turan bir tarafta, Arsenal, Barcelona mücadelesinden bahsedilmiş. Benzindeki indirim yine Kent Gazetesi'nde yer almış. 5 kuruşluk bir indirimin olduğunu dile getirelim tekrar. Kent Gazetesi'nin manşetleri de böyle asayiş denmiş bir haber var. Alkollü sürücü polise çarptı. Geçtiğimiz günde buna benzer bir olay yaşanmıştı. Bir polisin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bu kazayı yapan şahıs ve 15 yıla kadar hapis sistemiyle de yargılanıyor. Bursa Hakimiyet Gazetesi'ne geçelim. Dümen Ömer Koç geçti demiş Koç Holding'den. 27 Şubat'ta ateşkes diyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Suriye'deki yaşanan çatışma ortamının son bulması konusunda geçici de olsa son bulması noktasında bir uzlaşmaya anlaşmaya vardılar. 27 Şubat'ta başlayacak ve 5 gün sürecek bu ateşkes El Nusra ve IŞİD anlaşmanın dışında yer alıyor demiş. Turizme can simidi. Bursa Hakimiyet Gazetesi'nin manşeti hükümetten Rus turist önlemi. Rusya ile yaşanan krizin ardından zor günler geçiren turizmciye destek geldi. Yeni eylem planıyla hibe desteği sağlanıyor. Sektörün borçları da ertelenecek. Sur şehitlerine acı veda demiş. Mücadeleden dönüş yok. Ankara'da 28 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı ile ilgili taziye mesajı yayınlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, hiçbir şey bizi namus ve şeref bildiğimiz kutsal vazifemizi yapmaktan alıkoyamaz ifadesini kullandı. Ankara'daki 14 Ankara saldırısına, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin 14 tutuklama var. Bu da yine Hakimiyet gazetesinde yer alıyor. Teröre gözda dünkü Bakanlar Kurulu manşetler arasında toplantı tam 8,5 saat sürdü. Numan Kurtulmuş zirve sonrası açıklamalarda bulundu. Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş ve Ankara saldırısını gerçekleştiren terörist Suriye'de PYD bölgesinden Türkiye'ye giriş yapmış ve eylem PYD-PKK bağlantılı olarak gerçekleştirilmiştir dedim. Operasyona ittifak şartı diyor. Türkiye'nin Suudi Arabistan'la Suriye'ye yönelik bir kara operasyonu düzenleyeceği iddiasını yalanlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kara operasyonu olacaksa tüm ülkeler birlikte yapmalıyız. Sadece Suudi Arabistan'la kara operasyonu gerçekleştirilemez ifadesini kullandım gerçekleştirilmemeli anlamında söylüyor tabii ki bunu. MHP'de deprem 8 il ve 3 ilçe teşkilatında yeni bir teşkilat kuruluncaya kadar kapatma kararı alındı. Teşkilatlar kapatıldı. Mudanya yolundan yine bahsetmiş Bursa Hakimiyet gazetesi tüm yerel gazeteler gibi. Rusya Amerika Birleşik Devletleri'nde keşif uçuşu yapmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri üzerinde gelişmiş dijital kameralar yerleştirilmiş uçaklarla Rusya keşif uçuşları yapmak istiyor ve bunun için Açık Semalar Danışma Komisyonu'ndan da izin istenmiş. Altın fiyatları düşüşe geçti. Altının gram fiyatı haftanın ilk işlem gününde yaklaşık %2 düşüşte 114 liraya kadar geriledi. Çeyrek altın 188 liradan, Cumhuriyet altını ise 765 liradan satışa devam etti. Öğrenci intihar etti, öğretmen tutuklandı. Kayseri'de yaşanan skandal, facia, vahşetten bahsedilmiş. Açığa alınan öğretmen tutuklandı. Bu olayı örtbas etmeye çalışan yetkililer de, okul yetkilileri de yine açığa alındı. Bunu da belirtmiş olalım. Bursa Hakimiyet Gazetesi'nin manşetleri de bu şekildeydi. Yerel gazete manşetlerine göz atmış olduk. Haber bülteninde yer alan haberlere yavaş yavaş geçelim. Dün Şırnağın Dil ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda şehit düşen uzman çavuş Mehmet Cankalfe ve Diyarbakır'da Suri ilçesinde şehit düşen iki askerimiz için tören düzenlendi. Ve yine öte yandan Diyarbakır'ın Suri ilçesinde teröristlerce girdikleri çatışma sonucu şehit düşen iki asker de tör düzenlenen törenlerin ardından memleketlerine uğurlandı. 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndaki törende şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu. Özgeçmişleri okundu ve dua edildi. Şırnak valisi Ali İhsan Su, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Bayzar, Emniyet Müdürü Celal Selin de katıldığı törenin ardından şehit Kalfe'nin cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a gönderilmek üzere Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü. Öte yandan Diyarbakır'ın Sur ilçesinde teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlar sırasında şehit düşen iki asker için de tören düzenlendi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların 83. gününe girdiği Merkez Sur ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu piyade uzman çavuş Coşkun Karabulut ve silah arkadaşı uzman çavuş Serdar Akın şehit düşmüştü. Şehit askerler Diyarbakır Askeri Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlanacak. Evet Sivas'tan Yozgat'a giden cezaevi nakil aracı devrildi ve meydana gelen kazada araçta bulunan yine bir az subayımız şehit düşerken 6 asker, 2 gardiyan ve 2 mahkum da yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Yozgat'ın Oluközü beldesi yakınlarında meydana geldi. Sivastan Yozgat'a mahkum sevki yapıldığı sırada yolda aniden bastıran kar ve yoldaki buzlanmadan dolayı şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine cezaevi nakil aracı refüje takla attı. Kazada bir astsubay olay yerinde şehit düşerken 6 asker iki gardiyan ve iki mahkum toplamda 10 kişi yaralandı. Şehit As Subay'ın naaşı yarın düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacak. Evet Başbakan Ahmet Davutoğlu dün turizm acil eylem planı toplantısına katıldı. Teröre de değindi Başbakan ve kimse kendi içimizde devinim yaşayacağımızı düşünmesin ve beklemesin biz içe kapanmayacağız diye konuştu. Başbakan Ahmet Davutoğlu 2016 turizm eylem planını açıkladı. 9 maddelik paketi açıklayan Başbakan Davutoğlu sektöre 255 milyon TL'lik destek sağlanacağını söyledi. Ya, turizm sayısının turist sayısının öyle bir düşüş hani bir panik havası söz konusu değil. Yani biz önümüzde ön alıcı tedbirler alıyoruz. Ola ki bazı olumsuz gelişmeler olabilir düşüncesiyle şimdiden sektörümüze destek veriyoruz. Davutoğlu iş turizme dönük büyük bir destek sağlayacak erken rezervasyon kampanyası başlatıldığını söyledi. Ahmet Davutoğlu, devletler arasında sorun yaşansa da evet. turizmi bir yaptırım aracı olarak kullanmanın yanlış olduğunu, Türkiye'nin dünyada en fazla turist çeken 6. Avrupa'da ise 4. olduğunu belirtti. Turizm sektörünün bir çözüm ortağı olarak görüldüğünü söyledi. Türkiye'nin turizmine zarar vereceklerini düşünenler insanlığın en temel haklarından birine seyahat özgürlüğüne müdahil olacaklarını zannederek hayata, hukuka, özgürlüğe müdahale edebileceklerini sanıyorlarsa... Ayrıca terör konusunda gündemini alan Başbakan Davutoğlu operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizdi. Almasın. Evet, terör kalleşçe saldırılarını sürdürüyor. Evet, ciğerimize ateş düşüyor ama Türkiye büyük bir devlet, milletimiz büyük bir millet. Ne badireli atlattık, elbette bunu da atlatacağız terörle mücadeledeki kararlılığımız sürüyor. İçeride ya da dışarıda fark etmez. Hak edene hak ettiği cevabı veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Davutoğlu gücün ve potansiyelin farkında olunduğunu ve Türkiye'ye karşı yürütülen kirli kampanyanın dikkatle izlenildiğini vurguladı. Evet Türkiye'nin merkezinde başkent Ankara'yı kana bulayan hain saldırının ardından gözaltına alınan 21 kişiden 14'ü tutuklandı sevgili izleyenler. <laughs> Terör saldırısına ilişkin soruşturma devam ederken gözaltına alınan 21 kişiden sorguları tamamlanan 14 kişi adliyeye sevk edilerek tutuklandı. 22 kişi gözaltına alınmıştı. Bunlardan birisi serbest bırakıldı ve Ayrıca soruşturma kapsamında 7 kişi de serbest bırakıldı. Şüphelilerin silahlı terör örgütüne yardım etme, resmi belgede sahtecilik Kamu kurum ve kuruluşlarının aracı olarak kullanarak dolandırıcılık suçlarından tutuklandığı bildirildi. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin terör örgütü olduğunu bir türlü kabul etmeyen Amerika. Evet ters köşe oldu. Neden? Çünkü Amerika Birliği, Birleşik Devletleri Başkanlığı ile doğrudan bağlantılı olan bir kurum resmi internet sitesinde PYD için PKK'nın Suriye koludur, terör örgütüdür ifadesini kullandı. ABD'nin terörle mücadele kurumlarından olan Ulusal Terörle Mücadele Merkezi, PYD ve PKK farklı örgütler diyerek Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı ile ters düştü. Doğrudan Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'na bağlı kurum terörle ilgili bilgi verdiği resmi internet sitesindeki yazıda PYD için PKK'nın Suriye uzantısı ifadesini kullandı. Evet. Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nin değerlendirmesinde PKK'nın Suriye kulu PYD, Suriye'nin kuzeydeki Kürt bölgelerinde kontrolünü artırarak varlığını güçlendiriyor. Bu Türkiye sınırında tansiyonu yükseltiyor ifadeleri yer aldı. Genelkurmay Başkanlığı terör örgütü PKK'ya yönelik Şırnağan İdil ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 10, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonlarda da 4 olmak üzere toplam 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK yönelik operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bir kalastikof ve jarjör, 30 fişek ve birey el bombası ile geçirildiğini bildirdi. İlçedeki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 223'e yükseldi. İdil ilçesinde de 10 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. 9 el yapımı patlayıcının imha edildiği operasyonda 3 el telsizi ve 1 tabanca ele geçirildi. İdil'deki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 20, imha edilen el yapımı patlayıcıların sayısı da 38'e ulaştı. Evet. Öte yandan Akkari'de bölücü örgüte katılmak üzere evlerinden kaçan iki kişi yakalandı. Kilise, Suriye'den Türkiye'ye yasal dışı yollardan geçmeye çalışan terör örgütü DAEŞ mensubu yakalandı. Evet haberlere döneceğiz tekrar. Sitelerde yayılan haberleri de paylaşmaya devam edelim. Milli İstihbarat Teşkilatı sosyal paylaşım sitelerine karşı uyardı. MIT stratejik hayati önem taşıyan kamu ve özel sektör kurumlarını bilgilendirme, uyarma, eğitme ve önleme faaliyetlerine başladı diyor haberde. Ankara'da 28 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği şehit düştü. 17 Şubat bombalı saldırısının yankıları, yeni güvenlik yaklaşımları ve önlemleri tartışılırken Milli İstihbarat Teşkilatı yeni yasadan aldığı yetkiyle stratejik ve hayati önem taşıyan kamu kurumlarını, özel sektör kuruluşlarını bilgilendirme, uyarma, eğitme ve önleme faaliyetlerine başladı demiş. Bir genelgeyle kamu kurumları çalışanlarını sosyal paylaşım sitelerine girmeleri konusunda uyaran Milli İstihbarat Teşkilatı tespit ettiği güvenlik açıkları konusunda havacılık firmalarının da dikkatini çekti. Bilgilendirme var, uçuş güvenliği var. 31 Ekim'de Mısır'ın Sina Yarımadası'nda Şarm el Şeyh'ten kalkan bir Rus yolcu uçağı teröristlerin yerleştirdiği bombayla düşürülmüş, 224 kişi hayatını kaybetmişti. Bu ve benzeri olaylardan yola çıkılarak tespit edilen güvenlik açıkları havayolu şirketlerine iletilip alınması gereken ilave tedbirler anlatılıyor uçuş güvenliğinde. Bilgilendirmede aktif bir politika. Belge güvenliği demiş kablolama sistemi iletişim, haberleşme, bilgi ve belge güvenliği konusunda tespit edilen açıklar ve alınacak tedbirler yine muhatap kurumlara anında iletiliyor. Siber güvenlik, siber saldırılar oldukça yoğunlaştı ibaresi var. Ulaştırma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de görevleri arasında yer alan siber güvenlik ve siber savunma alanında çok önemli çalışmalarda yürütülüyor mit stratejik tüm kurumlara gönderdiği genelgeyle Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerine kurumlara ait bilgisayarlardan girilmemesini, bu ağları kullananların kendi özel bilgisayarlarını ya da akıllı telefonları tercih etmelerini istedi. Birçok kurum sosyal paylaşım siteleri ve ağlara kamu bilgisayarlarından girilmesini engelledi. Ciddi bir e, tehlikede yaratıyor. Aslında basit gibi görünebilir ama siber saldırıların tüm dünya üzerinde oldukça yoğun olduğunu da düşünürsek dikkate değer ve dikkat edilmesi gereken bir tablo. Evet Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uyarıları var. Evet teknolojiye ilişkin ilginç haberlerden bir tanesi var. Ayın karanlık tarafında tuhaf bir müzik demiş. 1969'da Ayın karanlık tarafına yolculuk yapan Apollo 10 mürettebatının dünya ile bağlantıyı kaybettiği sırada tuhaf bir müzik duydular. Neil Armstrong'un Ay'a ilk basan kişi olarak kayıtlara geçtiği Apollo 11'den 2 ay önce gerçekleşen Apollo 10, hiçbir sorun yaşanmayan başarılı bir deneme olarak anılıyordu ancak Apollo 10 ekibi Ay'ın karanlık tarafına geçtiğinde, yani Dünya ile her türlü bağlantının kesildiği yaklaşık bir saatlik süre içerisinde kulaklarında tuhaf bir ses duydu diyor. Apollo 15 astronotu Al Ward'ın Apollo 10 mürettebatı bu tür seslere alışıktı. NASA kamunun yararına olacağını düşündüyse bazı bilgileri gizliyor olabilir demiş. Tabi orada elde edilen tüm verilerin açıklanmadığı da bilinenlerden bir tanesi aslında. Uzaylıların sesi mi diye bir soru sorulmuş. Bununla birlikte programda sesin kaynağının ne olabileceği de tartışılıyor. Görüşlerden biri manyetik alanın telsiz sinyallerini etkilemiş olabileceği ancak uzmanlar ayın manyetik alanı olmadığına ve bu tür seslere yol açacak kadar atmosferde bulunmadığına da dikkat çekiyorlar. Dolayısıyla seslerin uzaylı konuşmasına benzediğini iddia edenler de var. Kayıtlardaki konuşmalara göre astronotlar bu ses karşısında o kadar şaşırdı ki duydukları şeyi NASA'ya bildirip bildirmeme konusunda dahi kararsız kalmışlar. Bunu duydunuz mu? Şu ıslık gibi ses uzaydan geliyor gibi tuhaf olduğu kesin inanılmaz. Bunu bildirmemiz gerekir mi bilmiyorum bir düşünelim gibi kararsız durumda kalınmış. Tabii bunlar sonrasında geçen süreçte öğrenilenler. Evet uzaylılar sesi mi uzaylılar var mı yok mu hala bu konuya ilişkin spekülasyonlarda devam ediliyor ama bir sesin duyulduğu ve bunun üzerinde tartışmaların yoğunlaştığını da NASA tarafından dile getirmiş olalım. Evet haberlere döneceğiz tekrar. Şimdi bir aramız olacak. Aranın ardından tekrar Bursa TV ekranlarında ve ortak yayınımız 88.3 Sancak FM'de. Sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz ve haber bülteninde yer alan haberlere göz atacağız. Evet aranın ardından tekrar birlikteyiz sevgili izleyenler. Bursa TV ekranlarında ve ortak yayınımız 88.3 Sancak FM'de sabahın demi kaldığı yerden devam edecek. Haber bülteninde yer alan haberlere göz atmaya devam edeceğiz. Evet bu kez adres Mardin. Yine bir askeri araca bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda şükür ki can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yine öte yandan Mardin'de teröristlerin yerleştirdiği 200 kiloluk patlayıcı güvenlik birimlerince infilak ettirildi. Atına malzeme taşıyan araçların güvenliğini sağlayan zırhlı araca yapıldı. Deriye görev yapan zırhlı aracın geçtiği sırada teröristlerce önceden yere düşenmiş olan patlayıcılar infilak ettirildi. Yapılan hain saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı ancak zırhlı araçta hasar meydana geldi. Mardin Delik'te ise terör örgütlerine yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda iki terörist daha etkisiz hale getirildi. Öte yandan güvenlik güçlerinin erken fark etmesi üzerine olası bir facia da önlenmiş oldu. Teröristlerin yola kurdukları barikatları kaldırma operasyonları sürdüren ekipler, birlik okulunun yanında da 200 kilo patlayıcı maddeyi kontrollü bir şekilde infilak ettirdi. Evet sıradaki haber Bursa'dan. Bursa ile ilgili haberlere geçeceğiz ve dün Sancak gazetesinde manşette yer alan haberlerden bir tanesiydi. Uluslararası Kuzgun Acar Heykel Sempozyumunda da sergilenen eserlerden biri olan Ukraynalı Gutriya Vacheslav tarafından yapılan Ademli Havva heykeli Nilüfer Belediyesi tarafından 3 evler kütüphanesinin önüne dikildi ve vatandaşın bu heykele yönelik oldukça ciddi tepkileri var. Çıplak ve dudak dudağı Hazreti Adem'le Havva heykeli İslam dinine hakaret olarak değerlendirildi. Heykel mahalle sakinleri ve heykeli görenler tarafından büyük eleştiri aldı. Müslümanlarca büyük öneme sahip, dünyaya gelen ilk insan olan ve aynı zamanda ilk peygamber olan Hazreti Adem ve eşi Hazreti Havva'nın çıplak ve öpüşür halde olan heykelleri görenleri şaşkına çevirdi. Büyük tepkilere neden olan bu heykelin dikiliş amacı ve Nilüfer Belediyesi'nin İslam dininde tüm Müslümanların babası ve annesi olarak bilinen Hazreti Adem peygamberi ve Hazreti Havva'yı neden böyle bir kalıp içerisine soktuğu, dinimizle hiç bağdaşmayan bir görüntüye büründürerek durumu alenileştirmeye çalıştığı ve bu belediyenin saçmalıkla ne yapmaya çalıştığı akıllarda soru işaretine neden oldu. Üç evler hizmet binası ve eğitim kültür merkezinin bahçesindeki heykele tepkiler çığ gibi artarken, Nilüfer Belediyesi'nin ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in vurdum duymaz tavrı vatandaşları çileden çıkardı. Çağdaşlık ve sanat adı altında halkın dini inançlarını hiçe sayan Nilüfer Belediyesi'nin ortaya çıkardığı heykelin, vatandaşların bir kısmı tarafından lezbiyen iki kadın olarak anlaşılması da heykelin sapkınlığının ne tür bir boyutta olduğunu bizlere göstermiştir. Dine son derece düşkün olan, Aynı zamanda bilimde de devleti belli seviyelere taşımış, sanata ilim ve önem veren Müslümanlığın bu en anlamlı haliyle yaşanmış Osmanlı Devleti'nin bir zamanlar başkenti olan bu ulu şehirde böyle manzaralar görmek Bursalıları derin üzüntüye boğdu. Bir peygamberin çıplak bir şekilde seks objesi olarak heykelinin yapılıp mahallenin ortasına dikilmesine anlam veremediklerini belirten mahalleliler, tepkilerinin yıllardır görmezden gelindiğini söyledi. Vatandaşlar toplumun ahlak kurallarıyla, özellikle de İslam diniyle tamamen zıt olan bir heykelin sanat eseri diye dikilmesinin İslam'a hakaret olduğunu söyledim. Peygamber heykeliyle büyük bir skandala imza atan Nilüfer Belediyesi, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'le eşi Hazreti Havva çıplak olarak gösteren heykellere ilahiyatçılar da tepkili. İlahiyatçılar bir peygamberin resmedilmesi, hele hele onu hafife alacak şekilde yansıtılmasından uzak durulması gerektiğini belirtti. Evet bir son dakika bilgisini daha aktaralım hemen sizlere. İki ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yedi kişi gözaltına alındı. İzmir ve Manisa'da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda adliye çalışanı olan yedi kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturmada adliyede çalıştıkları belirlenen yedi kişi gözaltı kararı üzerine polis ekiplerinin operasyonuyla alındılar. İzmir'de 7 ayrı adrese giden ekipler 6'sı İzmir biri Manisa Adliyesi çalışanı 7 kişiyi gözaltına aldı demiş. Zanlılar İzmir Emniyet Müdürlüğü organize suçlarla mücadele şubesine götürüldü. Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlara da hız kesmeden bir yandan devam ediliyor. Bunun da bir göstergesi. Güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı günleri yaşıyoruz. Ankara'da yaşanan terör saldırısından sonra özellikle... Geniş çapta güvenlik önlemlerinin alınmaya başlandığı en başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından hem de İçişleri Bakanı Efkan Ala tarafından dile getirildi. Bursa'da da polis ekipleri yol çevresinde şüphelendikleri bir otobüsü durdurdu. Durdurulan otobüs içerisinde 56 Afgan kaçak yakalandı. İstanbul'dan İzmir'e giden ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçecekleri öğrenilen 56 Afgan uyruklu sığınmacı Bursa'da yakalandı. İran üzerinden Türkiye'ye girdikleri öğrenilen göçmenler, insan tacirlerine kişi başı bin dolar ödediklerini söyleyerek İzmir'den botlarla Yunanistan'a geçeceklerini söyledi. İncelemelerde Afganların üzerinden herhangi bir kimlik ve belge çıkmazken olayla ilgili otobüs şoförü gözaltına alındı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe belediye desteğiyle hizmete açılan ve bağımlılıkla mücadele kapsamında faaliyet gösteren gençlik ve aile destek merkezinde incelemelerde bulundu. Bursa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ve İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen programlar kapsamında faaliyet gösteren Gençlik ve Aile Destek Merkezi, düzenlenen eğitim çalışmalarıyla birlikte madde bağımlılığıyla mücadele noktasında sosyal rehabilitasyon sürecine destek veriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın tüm sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirten Başkan Altepe, uyuşturucudan ve her türlü bağımlılıktan kurtulmak isteyenleri Doğan Bey Kiremiçi Mahallesi'ndeki Gadem Merkezi'ne beklediklerini söyledi. Fomara Doğan Bey'deki Kiremiçi Mahallesi'ne bulunan Gadem Merkezi'nde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ece Baltepe, Son yılların en önemli sorununun madde bağımlılığı ve uyuşturucu olduğunu ifade etti. Ve son yılların önemli sorunlarından biri de uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Ve bu konuda artık bir şey belediğimiz olarak diğer konularda olduğu gibi tüm kurum kuruluşlarımızla ortak çalışıyoruz. Başta uyuşturucu ile mücadele konusunda, uyuşturucunun satımı konusunda emniyet teşkilatımızla birlikte çalışıp bu konuyu önleme ile ilgili tedbirlerin alınması ve bunun suç işlemenin önlenmesiyle ile ilgili. ...çalışmalarda destek veriyoruz. Ve burada Kadem Gençlik ve Aile Destek Merkezi'ni açmıştık. ve Bu aile merkezimizde bu konuda uyuşturucu bağımlılığı konusunda... ...madde bağımlılığı konusunda ve bu konuya da bulaşan aileler... ...ve gençlerimizin bulaştığı ailelere, annelerine ve çocuklarına... ...ailelere her türlü destek sağlıyor. Başkan Altepe merkezin hizmete açıldığı günden bir yana... ...her geçen gün güçlenerek yoluna devam ettiğini... Sosyolog ve psikologlarla madde bağımlılığı bulunan kişilerin bu rahatsızlıklarından bir bir kurtarıldığını kaydetti. Buraya başvuran gençlerimizden bazıları hemen uyuşturucuyu bırakıyor. Bazıları da belli bir dönem sonra bırakabiliyorlar. Ve bu konuda devamlı bunlarla ilgilenmek gerekiyor. Bu konuda halkımızın uyuşturucuyla bağımlı konusundaki mücadele konusunda destek almak isteyenleri Doğan Bey'deki buradaki merkezimize bekliyoruz. Burada Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ilçede eğitim veren Bursa Teknik Üniversitesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Edebali Teknik Üniversitesi'nin Bursa için oldukça faydalı olduğunu, Yıldırım'a da katkı sağladığını dile getirdi. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'ye Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Arif Karademir, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Çopur ve Genel Sekreter Profesör Doktor Sami İmamoğlu ağırladı. Yerel yönetim olarak eğitimler seviyede destek olduklarını dile getiren başkan Edebari, Bursa Teknik Üniversitesi'nin yıldırım sınırları içerisinde olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Profesör Doktor Arif Kara Demirse sağlıklı, güvenli ve modern yıldırımın yeniden inşasıyla gelecek nesillere aktarılması için akademik alanda Yıldırım Belediyesi'nin yanında olacaklarını söyledi. Evet yerel gazete manşetlerinin hepsinde yer alan haberlerden bir tanesi. Yaz aylarında özellikle hareketlenen ve ciddi yoğunluğa sahip olan Bursa Mudanya Karayolu'nun yüklerini azaltmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi bir çalışma başlattı. Asköy Balat arasında yapılacak yeni köprü ile Mudanya'da ulaşımın çokça rahatlayacağını dile getirdi Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe. Ulaşım yatırımlarıyla kent merkezinin yanı sıra ilçe bağlantı yollarında da trafiği rahatlatacak projelere ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğunun arttığı mudan yoluna nefes aldıracak bir projeyi daha hayata geçiriyor. Balatasköy bağlantısını sağlayan Tarihi Köprü'nün Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tahribat gördüğü gerekçesiyle trafiğe kapatılmasının ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, bölgeye yeni bir köprü kazandırıyor. Proje çalışmaları tamamlanırken, Dariye Köprü'nün yanına yapılacak yeni köprüyle Hasköy-Balat arası bağlantısı sağlanacak ve böylelikle Mudanya bölgesine ulaşımda kolaylaşmış olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, beraberindeki Genel Sekreter Seyfettin Avşar ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altın'la birlikte yeni köprünün yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu. Kent iç trafiği rahatlatacak çalışmaların yanı sıra, bağlantı yollarının yükünü azaltacak çalışmaları da hız verdiklerini ifade eden Başkan Altepe, Hasköy-Balat arasında yapılacak köprüyle Mudanya yolundaki yoğunluğun azalacağını söyledi. Mudanya-Bursa yolunun batı bölgesinde de yoğun çalışmalar da başlatmıştık. Bunlardan biri de en önemli çalışmalarımızdan biri de özellikle bölgeyi rahatlatacak olan Balat ve Hasköy bölgesini, Bademli bölgesini rahatlatacak olan Burada Balat ve Hasköy arasındaki tarihi bir köprü vardı ve bu köprü de daha önce Kültür Varlıkları Kurulu tarafından da kullanılmaya kapatılmıştı. Talepat gördüğü gerekçesiyle. Şimdi artık buraya yeni köprü projesini hazırladık. Büyükşehir Belediye'miz olarak karayolların da onayını aldık. Şimdi hızlı bir şekilde ihale yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki ay için inşaatı başlayıp, yaz sezonu girmeden hedefimiz bu köprüyü bitirmek. Onun için... Bursa'nın en önemli manevi şahsiyetlerinden biri Somuncu Baba'nın mirası Osman Gazi Belediyesi tarafından yaşatılmaya devam ediliyor. Başkan Mustafa Dündar Somuncu Baba ismini taşıyan, fırında üretilen ve günde 800 8500 ekmeğin çıkarıldığı fırından bahsetmiş ve ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara bunların ücretsiz olarak ulaştırıldığını söyledi. En önemli sosyal belediyecilik anlamındaki Projelerden bir tanesi olarak olarak gündemde yer aldı. Osman Gazi Belediyesi Bursa'nın zenginliklerini yaşatmaya devam ediyor. İki göz fırınında pişirdiği ekmeklerle Ulu Cami'nin yapımında çalışanların karnını doyuran Somuncu Baba'nın evi ve fırınının aslına uygun şekilde yenilenip ayağa kaldırma çalışmaları sürüyor. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar bir yandan restorasyon çalışmaları sürerken bir yandan da Somuncu Baba'nın manevi mirasını yaşatmak adına ihtiyaç sahibi vatandaşlara ekmek dağıtımı yapıldığını söyledi. Muhtarlarımızın belirlediği kişilerle bu hizmeti onlara götürüyoruz. Ve buradaki bu hizmet temel ihtiyaç maddesi. Bu temel ihtiyaç maddesinde onların ihtiyaçlarını karşılama adına belediye olarak bu hizmeti sunuyoruz. Tabii Somuncu Baba Fırını diyoruz. Somuncu Baba e, çilehanesi, fırını Osman Gazi Belediye'miz tarafından Molla Fenari Mahallemizde e, restore ediliyor. Dolayısıyla e, böyle bir e, mübarek insanın e, yapmış olduğu hizmeti bizler de bugün temsil olarak e, onun adına yakın şekilde sürdürüyoruz. Ve restore etmiş olduğumuz e, fırında da aynı şekilde e, oradan da ekmek dağıtımını yaparak yine tarihte olduğu gibi bugün de aynı hizmeti yaşatmış olacağız. Yine Osman Gazi Belediyesi'nde sosyal yaşama katkı koyan haberlerden bir tanesi gelecek ekranlara. Doktor Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören çocuklar adına Osman Gazi Belediyesi Engelsiz Park düzenlenen törenle hizmete açıldı. Altınova Mahallesi'nde bulunan Doktor Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin bahçesinde yaptırılan Engelsiz Park'ın açılışında konuşan Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaklaşık 500 metrekare alan üzerine yapılan parkın hastanede tedavi gören çocukların eğlenip aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirebilecekleri güzel bir yer olduğunu söyledi. De, buradaki çevrenin bir imkanları ölçüsünde bu parkı şey onlar için şey yapmış olduk. Tabii bu bağlayamıyorum. park ve bu hastane Türkiye'de özel bir hastane ve hakikaten e, önemli bir ihtiyaca cevap veren bir hastane. Onun için bizler de e, bu tür taleplere karşılık veriyoruz. Osman Gazi Belediyesi olarak dezavantajlı grupta yer alan vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak, onların sosyalleşmelerine katkı sağlamak için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Dündar, engelli vatandaşların, Katıldıkları çeşitli sosyal aktivitelerle enerji depoladıklarını, evine döndüğünde ise huzurlu bir yaşam sürmesine katkı sağladıklarını belirtti. Parkın açılışından sonra çocuklarla parktaki oyun aletlerinde birlikte oyun oynayan Başkan Dündar, daha sonra yöneticilerle birlikte hastaneyi gezerek bilgi aldı. Bursa'da vergi haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 22-28 Şubat tarihleri arasında kutlanan vergi haftası Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Vergi haftası dolayısıyla kamu kurumları, meslek odaları ziyaret edilerek kamuoyuna yönelik olarak meslek odalarıyla vergiye gönüllü uyum, mükellef hizmetleri kalitesi ve vergi şuurunun yükseltilmesi konularında seminerler düzenlenecek. Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş, verginin ülke geleceği için teminat olduğunu söyledi. Karakaş, mükelleflere sunulan hizmetlerin süre ve kalitesini iyileştirmeye devam edeceklerini belirtti. E, vergi haftası etkinliklerimiz başladı. Tabii kamuoyuna biz meslek odalarına, sivil toplum kuruluşlarına, mükelleflerimize, genç nesillere bu yılda daha güçlü bir vurgu ile vergi haftamızın temel konseptine de bağlı olarak vergiye gönüllü uyum ve mükellef hakları ve mükellef odaklı hizmet anlayışımızın geri olarak duyarlılık ve farkındalığı artırmaya dönük çalışmalarımızla devam edeceğiz. Personelimiz, dairelerimizle itibariyle de benzer bir kanaatle, duygu, düşünceli hareket edeceğiz. Ee, i̇nşallah Bursa'mıza hafta boyunca yapacağımız çalışmalarda faydalı olmayı ümit ediyoruz. Evet yine Bursa'dan bir haber. Hayata gözlerini açtıktan 3 ay sonra kemik iliği hastalığı teşhisi konulan ve 7 yıldır bu hastalıkla boğuşan ve ilik nakli olmayı bekleyen Ali'ye beklediği umut kardeşi sayesinde geldi sevgili izleyenler. Yapılan tetkiklerde iki kardeşin ilik örneklerinin uyuşması sevince neden oldu ve bu sevinç de pasta kesilerek kutlandı. Hastalık teşhis konulduğundan beri tedavi gören Sidret Mesut Kara çiftinin çocukları Ali'nin 7 yıllık bekleyişi sona erdi. 2 aydan bu yana özel hastanede tedavisi süren Ali, umudu kardeşinde buldu. Yapılan tetkikler sonucunda 3 yaşındaki Mustafa Karaağaç'ın ağabeyi olan Ali ile ilik örnekleri uyuştuğu haberi aileyi ve hastane çalışanlarını mutluluk gözyaşlarına boğdu. Çok fazla sarılmayı sevmiyor. Ali'nin annesi Sidret Karaağaç ise 7 senedir ilik nakli beklediklerini söyledi. 3 sene önce Ali'nin küçük kardeşi Mustafa'nın dünyaya geldiğini belirten anne Karaağaç, iki kardeşinin iliklerinin birbiriyle uyumlu olduğunun 3 senedir nakil için beklediklerini belirtti. Senedir be, 7 senedir, yani bu hastalıkla gidip geliyoruz. Allah'a şükürler olsun. Belki başkasına göre çok 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 hafif ama yani 7 senedir hiç gitmediğimiz yani 20 günde bir garanti gidiyoruz. Onun dışında haftada da, bir 10 günde bir gidip geliyoruz. Şu anda böyle bir şeyin olması tabii ki büyük bir mucize. Yani bekliyorduk. İlik nakli olacak ama günü, e, tarihi hiçbir şey belli değildi. Her zaman... İlik nakli olacak 7 yaşındaki Ali Karaağaç'ta çok iyi şeyler hissediyorum. Koşup oynayabileceğim. Dışarıda çok az oynuyordum. Bazı günlerde oyun oynayamıyordum. En çok iyileşmek istiyorum diyerek duygularını dile getirdi. Oyun oynayamıyordum elim yüzünden. Hı hı. O yüzden biz de iğne yaptık. Şey yap, yine yaptık serum bağlamaya devam etsin. En çok iyileşmek. Bursa'da kendisini hayvansever olarak tanıtan bir kadına, hayvansever tanınan bir kadına sokakta bulduğu 30 kedi havası susuz ve aç bıraktığı gerekçesiyle para cezası kesildi. Hayvanları koruma kanunu uyarınca kesilen para cezası 9.080 lira. Orman ve Su İşleri Bursa Şube Müdürlüğü Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Sorumlusu Nihal Bilgici konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilgici hayvanları eziyet etmenin onlara fiili davranışlarda bulunmakla sınırlı olmadığını belirtti. Mesela kasıt olarak kötü davranma, aşırı sıcağı soğuğa bırakma dedik. Mesela bir şahıs bir köpeği almasıyla da bir yerden bulup ona yemini suyunu vermesi sadece ona bakması anlamına gelmiyor. Mesela nedir bunun? Etiyolojik ihtiyaçları var. Siz köpeğinizi güneşin altına 24 saat bağlarsanız evet o hayvana işkence ediyorsunuz demektir. Böyle durumlarda biz devreye giriyoruz. İşte bize gelen şikayetleri değerlendirip biz gidip yerinde kontrol edip gerekli ceza ya da idari işlemleri yapıyoruz. Bölgelerinde geçen yıl hayvana eziyet edildiği yönünde 100 şikayet geldiğini vurgulayan Nihal Bilgici, bunların bazılarının asılsız çıkabildiğini ancak önemli çoğunluğuna uyarı ve işlem yapıldığını anlattı. Evet son dönemde artış gösteren balık fiyatlarının etkisiyle ilgili bir haber. Denizlerden alınan balıkların fiyatlarının artması nedeniyle artık tüketiciler çiftlik balıklarına yönelmiş durumda. Tüketicilerin son dönemde denizlerden avlanan balıkların fiyatlarının artmasına bağlı olarak nispeten ucuza satılan çiftlik balıklarını daha fazla tercih etmesi nedeniyle bu ürünlerin satışında artış yaşanıyor. Bursa'da faaliyet gösteren balıkçı Sadi Çolpa, sıkıntılı bir balık sezonu geçirdiklerini söyledi. Çolpa, hava koşulları ve bilinçsiz avlanma yüzünden yaklaşık bir aydır balık sıkıntısı yaşandığını belirtti. Dediğim gibi sezon başladığı zaman çok aşırı bir şekilde bilinçsiz avlama oluyor. trolardan dolayı. Bilinçsiz avlama olduğu için de bu sefer ne oluyor? Kısa süre. 3 ay içerisinde tüketiliyor. Geri kalan bütün sezon boyunca balık olmuyor. Balıkçı Ömer Kocaman da sezonun çok bereketli geçmediğini, fiyatların yüksek olduğunu ve tekneleriyle denize açılan balıkçıların çoğunun boş döndüğünü vurguladı yani bu sene hamsi fiyatları çok yüksek. Çinekop, Lüfer, Palamut zaten çok kıt. İnanılmaz derecede kıt. Bunun da sebebi bilinçsiz avcılık. Başında bilinçsiz avcılık. Bir de havaların soğumaması ya da denizlerin sıcak olmasından kaynaklanan çeşitli sebeplerden biri. Yani. Yani hamsi şu son bir aydır 10 lirayla 20 liranın altında hamsinin fiyatları düşmedi. E, Niyai tüketici bu sefer hamsi fiyatları yüksek olduğu zaman kültür balığına dönüyor. E, kültür balığı da sağlıklı çünkü dünyanın en büyük üreticisi Türkiye şu an. İnegöl ilçesinde hafta sonu gezintisi için Hikmet Şahin Kültür Parkı'na giden bir genç çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralandı. Gencin sağlık durumu ciddiyetini korurken emniyet ekipleri olayı gerçekleştiren şahsı arama çalışmalarına devam ediyor. Bursa'da arkadaşlarıyla birlikte gezmek için Kültür Park'a giden 24 yaşındaki Emre Öğü, henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç yanında bulunan bıçağı çıkartarak Emre Öğ'ye saldırdı. Sağ bacağına isabet eden üç bıçak darbesiyle yaralanan Emre Ö, kanlar içerisinde yere yığılırken şahıs kaçarak kayıplara karıştı. Arkadaşları tarafından olay emniyet ve sağlık ekiplerine bildirilirken haber verilmesi üzerine belirtilen adrese gelen 112 acil servis ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansa İnegöl Devlet Hastanesi Hacin Servis Bölümüne getirilen yaralı gencin yoğun kan kaybı yaşadığı belirlendi. Genç ilk müdahalenin ardından ameliyata alınırken kan kaybından dolayı sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olay yerinde gerekli inceleme, araştırma ve soruşturma yapan emniyet ekipleri olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Evet her gün ortaya konan tablolardan biri de gerçekleşen trafik kazaları yine aşırı hız ve dikkatsizlik Tekirdağ'da kazaya yol açtı. Tekirdağ'da aşırı yüzünden virajı alamayan bir kişi, karşı yönden gelen bir başka otomobille çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. 5 kişi yaşamını yitirdi. Bir kaza haberi de Erzincan'dan. Orada da yolcu otobüsü kar temizlik aracına çarptı ve 23 kişi yaralandı. Ergene'de meydana gelen kazada Ahmet Sezer isimli şahsın idaresindeki bir otomobil açırız yüzünden virajı alamadı. Kontrolünü sağlayamayan Sezer karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da şarampole yuvarlandı. Otomobil sürücüsü Ahmet Sezer'le çarpıştığı araç içerisinde bulunan dört kişilik bir aile olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemede Ahmet Sezer'in aracının 135 kilometrede takılı olduğunu gördü. Şanlıurfa'dan Artvin'e gitti öğrenilen bir yolcu otobüsü Erzincan-Sivas Karayolu'nda kontrolünü sağlayamayarak kar temizleme aracına çarptı. Çarpmanın ve yoldaki buzlanmanın etkisiyle yolcu otobüsü kayarak yan döndü. Meydana gelen kazada kar temizleme aracının sürücüsüyle otobüste bulunan 22 yolcu yaralandı. Konya'da uygulama gerçekleştiren Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir tırda 161 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Konya Karaman Karayolu, Kaşınanı Mahallesi yakınlarında uygulama yapan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri tırı durdurdu. Ekipler PVC yüklü tırın kasasına yapılan aramada özel bölmeye gizlenmiş 161 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü İEÖ'nün emniyetteki ifadesinde kaçak sigaraların aracına uyurken yüklendiğini iddia ettiği öğrenildi. Sürücü İEÖ'nün emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Evet şimdi de sırada yurdun çeşitli noktalarından, illerinden derlediğimiz yurt turu var. Büyük çekmecede kayınpederinin evinde karısını vuran şahıs ardından intihar etti. Karı kocanın cesetleri aynı cenaze aracıyla adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Eşiyle barışmak isteyen İbrahim Çelebi kimsenin olmadığı bir anda kayınpederinin evine geldi. Burada bir süre konuşan ikili daha sonra tartışmaya başladı. İbrahim Çelebi evine dönmesi için bir türlü ikna edemediği karısını belinden çıkardığı tabancayla vurdu. Öfkeli koca daha sonra intihar etti. Olay yerine gelen polis karı kocanın cesediyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri evde uzun süre incelemelerde bulundu. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin kaldırma ve iş makinesine çarpması sonucu bir kişi öldü, üç kişi yaralandı. Erol Kızılkaya yönetimindeki otomobil, İlçe girişinde önce kaldırıma ardından da iş makinesine çarptı. Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan 4 yaralı 112 acil servis ekiplerince Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan biri hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğerleri kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Rize'nin Çayeli ilçesi Azmanlı köyünde geçtiğimiz günlerde yoğun yağmur sonrasında heyelan meydana geldi. 50 dönümlük alanda etkili olan heylan, ev ve çay bahçelerinin zarar görmesine neden oldu. Heylanda kullanılmayan bir ev toprak altında kalırken bir evin bazı kısımları yıkıldı ve bölgenin alt kısmında bulunan bir evin ise bir kısmı toprak altında kaldı. Heylan bölgesinde bulunan bir caminin ise yetkililer tarafından incelendiği öğrenildi. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hafif ticari kamyonet sürücüsü uygulama yapan polis aracına çarptı. Gazada polis aracı hurdaya dönerken kamyonet sürücüsünün alkol testinde 189 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kazanı güvenlik kamerasına yansırken polis ve durdurdukları aracın içindeki 4 kişinin kazadan son anda kurtuldukları belirtildi. Şimdi dünyada yaşanan gelişmelerin yer aldığı kısa bir dünya turu yolculuğuna çıkalım. Arjantin'de selfie çekmek için Yunus balığının ölümüne sebep olan turistlerden sonra benzer bir olay ABD'nin Florida eyaletinde yaşandı. Fotoğraf çekmek isteyen bir grup insan bir Yunus'un daha ölümüne sebep oldu. Dağ tırmanan Japon dağcılar volkanın patlamasıyla büyük tehlike atlattı. Volkanik küller dağcıların üzerine geldi. Küllerin içerisine kalan dağcılar bir süre nefes alıp vermede zorluk çektiler ancak daha sonra olayı atlatmayı başardılar. Avrupalı ülkeler mülteci akınıyla baş etmekte zorlanıyor. Kuzeydeki zengin Avrupalı ülkelere ulaşmak isteyen göçmenlerin yüzüne kapılar birer birer kapanıyor. Makedonya, sınır komşusu Yunanistan'dan gelenler arasından yalnızca üzerlerinde pasaport bulunan Irak ve Suriyeli göçmenlerin geçişine izin vermeye başladı. Yüzlerce Afgan mülteci iki ülke arasında ortada kaldı. Afgan mültecileri geri çeviren Makedonyalı yetkililer, Göç yolunda bir sonraki durak olan Sırbistan'ın sadece Suriye ve Irak'tan gelenleri kabul etmesi nedeniyle böyle bir karar alındığını açıkladı. Hindistan'ın kuzeyindeki Haryana eyaletinin Rohat kentinde göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada biri polis 10 kişi hayatını kaybetti. Jat topluluğuna bağlı binlerce kişinin kamuda çalışma ve eğitim hakkı kotalarının artırılması için düzenledikleri protestolar sırasında çatışmalar yaşandı. 10 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda göstericiler kentin çeşitli yerlerinde tren istasyonlarını ateşe vererek özel mülk ve araçlara zarar verdi. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Haryana Eyaleti'nde göstericiler yolları barikatlarla da kapattı. Evet şimdi yine kısa bir araya gideceğiz. Haber bülteninde yer alan haberleri burada noktalamış olduk. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız ve Ulusal Gazete manşetlerine göz atmaya başlayacağız. Evet aranın ardından tekrar birlikteyiz. Programın son bölümünde ulusal gazete manşetlerine göz, attı, göz atmaya başlayacağız sevgili izleyenler. Ve sabah gazetesiyle başlayalım. Futboldan yine bahsedilmiş pişkin meyake. İstifa yok başarılıyız demiş. Kürt kökenli vali PKK'nın belini kırdı. PKK'nın ağrıyı Cizre ve Sur yapma planı vali Musa Işın'a çarptı. Halkla Kürtçe kucaklaşan Işın teröre geçit vermedi. Bölücü terör örgütünün öz yönetim emelindeki hedef biri de ağrıydı diyor. PKK bu ilde HDP'li belediyenin desteğiyle hendek provokasyonuna girişmek istedi. Önce Doğu Beyazıt'a yüklendi. Ancak hiçbiri başarı sağlayamadı. Çünkü karşısında Kürt kökenli Vali Musa Aşın vardı. Ağrı'ya bir yıl önce atanan Aşın, vatandaşla kucaklaşma siyasetiyle halkın gönlünde taht kurdu. Her hafta bir mahallede dert dinleyen Aşın halkla yemek yiyor, onlarla Kürtçe konuşuyor demiş. Her fırsatta terör örgütünün gerçek yüzünü anlatan PKK'nın asla Kürtleri temsil etmediğini ifade eden Işın, Türk-Kürt kardeşliğine de vurgu yapıyor. İldeki ortak kanı bu vali olmasa Ağrı, Cizre ve Sur benzeri bir tabloyla karşı karşıya kalacaktı. Ağrılıların Musa abisi Vali Musa Işın, halkla toplantılarda Bingöl'de doğduğunu ve yoksul büyüdüğünü anlatıyor. Gururla Kürt olduğunu da söylüyor. Halkın emrindeyim diyor. İldeki Kürtçe konserlere de katılan Işın Kürtçe şarkılara da eşlik ediyor demiş haberde. Beştepe'de rekor zirve. 8,5 saat süren Bakanlar Kurulu'ndan bahsedilmiş. 1 Kasım'da seçilen 64. hükümetin Beştepe Külliyesi'ndeki ilk Bakanlar Kurulu toplantısı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. 8,5 saat süren kritik zirvede öncelikle terörle mücadele ve terörün sınır ötesi kaynaklarının oluşturduğu tehditler ele alındı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş Suriye'deki ateşkesi olumlu karşılıyoruz açıklamasında bulunduğu Bakanlar Kurulu sonrasında. Apollo'nun 47 yıllık sırrı ...dünyayla bağlantı kaybettiği sırada tuhaf bir müzik duyduğu duyulduğu ifade ediliyor, bahsettik. Türkiye artan terör olayları, yasa dışı geçişler ve kaçakçılığı önlemek için Suriye sınırının 34,5 kilometrelik bölümüne 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğinde 7 tonluk modüler beton bloklarla duvar ördü. Duvarın uzunluğu yıl ortasında 250 kilometreyi bulacak demiş. Son teknolojiyle donatılan birlikler 7 gün 24 saat sınırı gözlemeye devam ediyorlar. Sınırı duvar başlığıyla verilmiş haber. Cansel'in çığlığını kimse duymadı. Kayseri'de yaşanan skandal. Öğretmeni tecavüz etti. Okul yönetimi konuyu örtbas etti. Çıkmaza giren genç kız da intihara sürüklendi ve kendi canına kıydı. Tablo bu kadar basit oluşan tablo maalesef bu. Hep kavga mı demiş Barlas. Temel sorunları çözmek yerine siyaset kavgalarıyla geçti yıllar diyor. Sonuçta Kürt sorunu 21. yüzyıla aktarılmış oldu ifadesini kullanmış. Şanlıurfa demiş Donat Donat'ta. Şanlıurfa'nın Suriyeli sığınmacıya bakışı şu. Onların bizim gibi evleri vardı. Allah kimseyi yurdundan etmesin diyor. Yine kiliste de nüfustan daha fazla bir sığınmacının bölgede yaşadığını belirtelim. Dün de bununla ilgili haberler vardı. Sabah gazetesinin manşetleri bu şekilde. Gelelim Habertürk gazetesine. Futbol Ülkenin oldukça gündemini etkileme aşamasında, ülkede birçok problem varken bir de toplumun en çok ilgilendiği, izlediği ve en büyük endüstriyel ticari hacmin olduğu spor müsabakaları, futbolda yaşanan bu skandalda gazete maaşetlerini süslemeye devam ediyor. Evet, Numan kurtulmuş dahi bu konuda açıklamalarda bulundu. Bu ifadelere yer verilmiş. Felaketti, kabus gibiydi. Bir hakem bu kadar sistematik nasıl hata yapar? Ben şahsen bunu anlamadım. Açıklamasını da yapmış. Bu profile dikkat. Emniyetin güvenlik uyarısı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uyarıda bulunduğunu aktarmıştık. Sabah erken saatlerde sürekli cebini kontrol eden, sıcak havada pardösü giyen, mantosunu sıkı tutan, zayıf ama göbekli görünenler şüpheli diyor. Bu da bir başka haber. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir uyarısı. Ankara saldırısından bir gün sonra başta alışveriş merkezleri olmak üzere kalabalıkların olduğu mekanlara yönelik bir uyarı yayınlandı. Bunu lütfen dikkatle dinleyin. Vardiya değişim ya da güvenlikle ilgili soru soranlara dikkat edin. 1. Şüpheli paket plakasız araç için polisi arayın. Kalabalığa kaynaşmaya çalışan, kadınsa çanta ve mantosunu sıkı şekilde tutan, Yerinde duramayan, gözlerini bir noktaya dikip dönük bakan, donuk bakan, sıcak havada pardösü giyen, sinirli olan, zayıf ama göbekli görünenler şüpheli olarak değerlendirilir diyor. Özellikle Ankara'da gerçekleşen son saldırı sonrası lütfen bu konuda daha dikkatli olun. Emniyet bütün güvenlik önlemlerini almak adına daha sıkı önlemler gerçekleştirmek adına çalışmalarını devam ederken vatandaşları da bilgilendirmek adına bu uyarıyı da yapıyor. Biz de buradan aktarıyoruz. Dikkat. Evet. Ateşkesten bahsedilmiş Suriye'de 5 gün sürecek bir ateşkes 27 Şubat gece yarısından itibaren başlayacak. Evet. Daesh'le Nusra cephesini bu ateşkes kapsamayacak. Bu da verilen bilgiler arasında. 300 bin çocuğa Türkçe demiş. Bahçeşehir Üniversitesi 150 öğretmenle Suriyeli çocuklara Türkçe öğretecek. Hedef 5 bin öğretmenle 300 bin çocuğa Suriyeli vatandaşa Türkçe öğretilmesi. Meclise röntgen yine güvenlik önlemlerinin arttırılmasına yönelik adımlardan bir tanesi. Üç kapısına araç röntgeni çeken cihaz konulacak. Meclis Başkanlığı daha önce radyasyon yayar diye istenmeyen otoröntgen cihazlarından alıyor. Aracın içini gösteren özel X-ray'ler meclisin 3 kapısına da konulacak. 3 milyon dolara mal olacakmış bu 3 araç röntgeni. Öğrenciye servis kadınlara kurs Maltepe Belediye ve Belediye Başkanı Kılıç hizmet yaparken şov yapmıyoruz ifadesini kullanmış. Numan Kurtulmuş'un bakanlar sonrasındaki açıklama, bakanlar kurulu sonrasındaki açıklamalarına da değinilmiş. Farklı isim gerçeği değiştirmez. PYD bölgesinden geldi saldırgan açıklaması. DNA'sı eşleşti. 28 can alan terör saldırısı ile ilgili 14 kişi tutuklandı. Canlı bombanın da Van doğumlu Abdülbaki Sömer olduğu, babasından alınan DNA örneğiyle kesinleşti. Suriye'den Salih Neccar adıyla Türkiye'ye gelen Sömer, YPG hesaplarında da çatışan bir isim. Habertürk gazetesinin manşetleri de bu şekilde. Yeni Şafak'a bakalım hemen. Gündem kırmızı. Yine futboldan bahsediliyor. Salih Dursun'un Galatasaray maçında hakem Deniz Ateş Bitnel'e göstermiş olduğu kırmızı kart. Almanya'dan, Çin'e, İngiltere'den, Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar tüm dünyanın gündemine oturmuş durumda. Sosyal paylaşım sitelerinde de en önemli başlıklardan bir tanesi oldu terörist partisi HDP'den bombacıya taziye çadırı. HDP'li Van Belediyesi 28 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren bombacı için taziye çadırı kurdu. Belediye görevlileri çadıra gelenlerin taziyelerini kabul etti. HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer de teröristin taziyesine katıldı. Van Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Ondan sonra çıkıp da YPG istediği kadar açıklama yapsın bizimle alakası yok PKK istediği kadar bu saldırıyı üstlenmesin. Ama şu yapılan bile siyasi kanadının bile yapmış olduğu her şeyi gözler önüne seriyor. Kimin bu saldırıyı düzenlediği, kimler tarafından yapıldığı çok net ortada. Evet, tabelayı değiştirin. Amerika Birleşik Devletleri ve PYD'nin terörü gizleme telaşı demiş. Amerika Birleşik Devletleri 28 kişinin hayatını kaybettiği Ankara'daki saldırının ardından PYD'nin PKK ile irtibatını gizlemek için çaba sarf ediyor. Haseke'ye giden iki Amerika Birleşik Devletleri görüştükleri PYD yönetimine adınızı değiştirin, PKK'dan bağımsız olduğunuzu ilan edin talebinde bulundu. Bunlar gizli kapılar ardında, kapalı kapılar ardında konuşulanlar. PYD ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ittifak, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki ittifak. Bunların hepsi gizli kapılar ardında konuşulmaya devam ediyor. Bomba Ankara'da hazırlandı. Yine saldırıyla ilgili bir başka detaydan da bahsedilmiş. Beştepe'de terör ve Suriye mesaisi diyor. Yine casus krizi demiş. Suudi Arabistan İran'a casusluk yaptıkları belirtilen 32 kişiyi idamla yargılıyor. Suçlama İran istihbaratı ile işbirliği içerisinde casusluk birimi kurmak, askeri sınırları servis etmek ve sabotaj planları yapmak, Riyad yönetimi Şii din adamı Ayetullah El Nemri idam ettikten sonra iki ülke ilişkileri krize girmiş durumda. Suudi Arabistan'la İran arasındaki gerilim bahsedilmiş, gerilimden bahsedilmiş. Gine dünyaya açılıyor. 50 yıl sonra demokratik seçim yapan Afrika'nın incisi Gine'den bahsedilmiş. Kapılarını dünyaya açtı. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Gine Devlet Başkanı Alfa Konde'nin eşi Dijen Konde Albayrak grubunu ziyaret etti. Konde Türk iş adamlarına da yatırım çağrısında bulunmuş. Turizme teşvik dopingi 9 maddeyi de burada sıralamışlar. 9 maddelik eylem planını dün Başbakan Ahmet Davutoğlu açıkladı. A grubu acentelere uçuş başı 6 bin dolar. Belirlenen 26 ülkeden turist getiren acentelere garanti fonundan kredi. Beklenmedik risk durumunda borçlar yeniden yapılandırılacak belgeli deniz turizmi tesislerine teşvik. 750 bin dolarlık döviz getirenin ihracatçı sayılması. Çevreye duyarlı tesislere su, atık su ve katı atık bedellerinden en düşük tarife konaklama tesisleri için ecrimsil bedellerine 3 yılda 3 eşit taksit diyor. Bakanlık Taksi, tahsisli konaklama tesislerin kiralarına da erteleme getirecek toplam cirolar üzerinden alınan paylara yine taksitlendirme söz konusu. 255 milyon liralık bir destek hibe durumu söz konusu ve aynı zamanda maliyetlerinde borçlarında ertelenme müjdesi verildi Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından. MHP'de büyük tasfiye demiş Tüzük değişikliği için imza toplayan muhaliflere yönelik sindirme operasyonları MHP içerisinde devam ediyor. Parti yönetimi dün 8 il ve 3 merkez ilçe teşkilatını kapatma kararı aldı. Böylelikle kapatılan il teşkilatı sayısı MHP'de 12'ye yükseldi. Evet Yeni Şafak gazetesinin manşetleri de bu şekilde. Hemen akşama da kısaca göz gezdirelim. Salih'in heykelini dikecekler demiş. Boğaz içinde ikiz tuzak. İki kadın bombacı yakalandı. Ankara saldırısının benzerini İstanbul'da gerçekleştirmek için harekete geçmiş PKK'lı iki kadın terörist adım adım süren takip sonucu yakalandı. Patlatılacak araç Boğaziçi Üniversitesi'nin otoparkında çıktı diyor haberde. PKK'nın cephaneliğine baskın, Amerika Birleşik Devletleri malı zırh delici çıkmış cephanelerin arasında. Evet, Beştepe'den yine bahsedilmiş akşam gazetesinde de ve turizm tabii ki ana konulardan bir tanesi dün Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları. Yine Akit'te de yine turizme can suyu başlığı atılmış. Hain vekiller hala mecliste diyor Doğu ve Güneydoğu'da her gün polis ve asker şehit olurken Canlarımız giderken EDP'li vekiller terör örgütü PKK'ya, onun uzantısı YPG'ye destek vermesiyle her büyük tepki alıyor. Bunlar hala niye mecliste denmiş. Bedri'ye dokunmak 32 yıldır. Ressam Bedri Baykam'ı bıçakça, bıçakla hafifçe yaralamasına rağmen 25 yıl hapis cezası verilen Mehmet Çeliker, yargıtayın bozma kararının yeniden yargılanarak 32 yıl hapis cezasına çarptırılmış az bulunmuş verilen 25 yıllık ceza. Suriye sınırına 72 kilometrelik duvar bundan da bahsettik. 35 bin metre modüler beton duvar çekildi. Evet Yeni Akit gazetesinin manşetleri de bu şekilde sevgili izleyenler. Bugünlükte bize ayrılan 2 saatlik sürenin sonuna gelmiş olduk. Gazete manşetlerine yerel ve ulusalda göz attık. Haber bülteninde yer alan haberleri son dakika gelişmelerini paylaşmaya çalıştık. Sizlerle birlikte olduk. Şimdilik bizden bu kadar. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın hafta ortasında tekrar sizlerle birlikte olmak üzere. Hepinize mutlu günler. Hoşçakalın.